Tarihinde 600'lü yıllar ülkenin iktisadi, mali ve sosyal bakımdan imparatorluk ekonomisi çökmüş, üretim zayıflamış ve iç çekişmeler baş göstermişti. Aşırı sınıfı devlete meydan okuyordu. İdari meydanını kaybetmiş, devletli askerler tutulmaya çalışılan orduda başı bozukluk hakim olmuştu. İmparatorluğun varlığı imkanı kalmadı. Bu nedenlerle Bizans kralı Heraklius ordunun masraflarını karşılayabilmek için kiliselerde güçten yapılmış paraya çevrilmesi. Pek çok vali, kral isyanına gelmişti. Ve 613 yılında Antakya yakınlarında İranlılara karşı ağır bir yenilgiye uğradı. Bu yıllardan sonra Bizans aleyhine başkaldı. Kurtuluşu için ciddi değişiklikler yaparak kralı İmparatorluğun bu toparlanma döneminde Bizans, İranlılara gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra milattan sonra 627 yılının aralarında başlandı. İran Heraklius, İranlılara kazandığı parlak zaferden dolayı bir Kudüs'e geldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ mektubu elçiler ulaştırıldı. Mektupta şunlar yazıyordu. İbrahim Allah'ın kulu ve elçisi Muhammed'den Bizanslıların büyük reisi Heraklius'a selam, hakikat olsun. Seni bütün olarak İslam'a davet ediyorum. Ki felah bulasın. Değerini iki kat. Kaçınırsan ve siz ey insanları sizinle bir aynı olan bir söze doğru geliniz ki ancak hiçbir şey ortamızda kimse kimseyi Allah'ın dışında sahip edinmez. Şimdi eğer kaçınırlarsa şahit olun biz Peygamberimiz tebliğ mektubunu şu ayetle sonlandırmıştı. Kitap ehli, aranızda müşterek bir kelime Allah etmeyelim. Bir şeyi ortak kısmımız bir kısmımızı Rabler edinmeyelim. Eğer yine yüz çevirirlerse biz gerçekten Heraklius gelen elçiyi aradı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyordu. O bölgede onu tanıyan bir kimse varsa huzuruna getirilmesini istedi. Elçilerden bir ticaret Heraklius onları karşılamak için tacını giydi, tahtına oturdu. Bizans'ın büyük devlet adamları başlardı. O esnada orada bulunan ticaret kafilesi getirildi. Heraklius'a içlerinde Hazreti Muhammed soyca yakın biri olup ve önce şu konuşmaları Peygamber ailesine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem asil bir ailedendir.
Ondan evvel aileniz içinde peygamberlik iddiasında bulunan oldu mu? Hayır, olmadı. Aileniz içinden hükümdar çıktı mı? Hayır, çıkmadı. Ona tabi olanlar artıyor mu, eksiliyor mu? Artıyor. Onun dinine gir. Hayır, yoktur. Peygamberlik davası bu yalan söylediğini görmüyor. Asla. Sözünde durmadığı hiç oldu mu? Hayır. Size emirleri, tavsiyeleri nelerdir? Yalnız Allah'a kulluk ediniz, ona ortak koşmayınız, atalarınızın dinini bırakınız diyor. Namaz kılmayı, zekat vermeyi, iffetli olmayı, söylemeyi, saygılı olmayı emrediyor. Sonra Heraklius'un söylediği sözler, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ahlakının insanlar üzerindeki etkisini göstermesi açısından çok etkili. Peygamberin sülalesini sordum, asil bir geldiğini söyledin. Peygamberlerin soyu daima asil olur. Evet, ailesi için kimse böyle söylediniz. Böyle olsaydı, Hazreti davanın devamı ailesi için varlık eden bir kimse gelmiş mi? Bundan da onun servet ve saltanat arkasında koşmadığını anladım. Onun bir yalan. Hayır oldu. Ona uyanlar artıyor mu? Hak dinde daima kökleşince bir daha aldattı mı dedim. Peygamberin kimse hakiki peygamberler böyledir. Sizi neye davet ediyor? Peygamberin sizi Allah'tan korkmaya etmeye çağırdığını söylediniz. Eğer doğruysa ben de yakın zamanda yerler Arabistan'a gidebilsem onun her türlü zahmet ayaklarını yıkardım, su bu karşılığında Heraklius'un tepkisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açık bir delildir. Aynı zamanda da de Kur'an'ın ne derece etkili hikmetli bir örnektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hristiyanlara yazdığı tebliğ mektubu hep Kur'an ayetlerini aktarmış ettiği ve diyalogları da getirmiştir.